Merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle EYİS birinci kitap 7 e, numaralı FÖ'yü çözeceğiz. Bakalım neler var neler yok. Şimdi bu föydeki konumuz iş enerji. Önce işin bir tanımını yapalım. Çünkü biliyorsunuz işi biz fiziksel anlamda tanımlıyoruz değil mi? Fiziksel anlamda bir iş olabilmesi için bir cisme bir kuvvet aldığımızda bu cisme kuvvet doğrultusunda yol aldırmalıyız. Fiziksel anlamda iş olabilmesi için kuvvetle kuvvetin aldırdığı yol aynı doğrultuda olmalı. Şimdi o zaman iş dediğimiz şey kuvvet çarpı yol. Kuvvet çarpı kuvvet doğrultusunda alınan yol. Bakın bu çok önemli. Kuvvet birimimiz Newton, yol birimimiz metre. O zaman iş birimimiz ne oldu? Newton çarpı metre. İş nasıl bir büyüklüklü? Skaler ve W harfiyle gösteriyoruz. Şimdi baktığımız zaman artı iş ve eksi iş diye bahsedeceğiz. Şimdi eksi işi şöyle düşünebiliriz. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ama sadece sürtünme kuvvetiyle kısıtlayalım mı? Hayır. Eğer ki hareket yönüne zıt bir kuvvet varsa hareket yönüne zıt kuvvetlerin yaptığı iş bizim için ne olacak? Eksi iş yapacak. Hareket yönüne dik olan kuvvetler iş yapmaz. Şimdi şöyle absürt bir örnek verebiliriz. Ben şöyle bir F kuvveti uyguluyorum ve x kadar yol alıyorum. Bakınız, kuvvet ve yol birbirine dik olduğu için fiziksel anlamda bu kuvvet iş yapmaz diyoruz. İş yapabilmesi için kuvvet ve bunun aldığı yol birbirine ne olmalı dedik? Aynı doğrultuda olmalı dedik. Şimdi devam ediyoruz. Hemen bir örneğimiz var. Diyor ki bir işçi yerdeki sandan yatay doğrultuda 250 Newtonluk bir kuvvet uygulayarak 4 metre öteye taşıyor. İş eşittir kuvvet çarpı kuvvet doğrusuna alınan yol. Kuvvetimiz 250 yolumuz 4. Buradan yapılan işi 1000 Newton çarpı metre olarak buluruz. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Bakıyorum devamında dedik ki sürtünme kuvveti de iş yapar. Evet sürtünme kuvvetinin yaptığı iş için az önce ne diye tanımladım ben? Eksi iş hatırlarsanız e, sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji diyoruz. Yani sürtünme kuvvetinin yaptığı iş harekete zıt benim hızımı da azalttığı için nasıl bir iş olacak? Eksi iş olacak. Şimdi şöyle V hızıyla hareket eden bir cisme hareket yönüne zıt bir sürtünme kuvveti etki etsin. O zaman başka bir kuvvet yok sürtünme kuvvetinden başka bir kuvvet yok. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi sorarsa bize sürtünme kuvvetinin yaptığı işe eksi demiştik. O zaman FS çarpı aldığı yol diyoruz cisme etki eden net kuvvetin bileşkesinin yaptığı işe de ne iş diyeceğiz? Net iş diyeceğiz. Yapılan net işi de bu şekilde buluruz. Şimdi bu etkinlik güzel olmuş bakınız. Bir öğrenci kütüphanede alt raftaki kitabı düşey olarak bir yönünde ve yatay olarak iki yönünde sabit hızla taşımaktadır. Şimdi biz diyoruz ki bir okul çantasını yerden yukarıya kaldırıncaya kadar yer e aşaman ağırlık aşağı doğru ve o doğrultuda da yukarı kaldırdığım için fiziksel anlamda iş yaparım. Ama daha sonra çantayı elime aldıktan sonra kolumu sallamadan dümdüz yürüdüğüm zaman ne yaparım? Kuvvet aşağıya doğru hareket de böyle birbirine dik olduğu için fiziksel anlamda ne yapmıyorduk? Biz iş yapmıyorduk. Aynı şey. Kitabı buradan buraya kaldırırken yer çekimi nereye doğru bakınız? Aşağı doğru ağırlık kazandırıyor. Ben şu an bunu yer çekimine zıt yönde yani yer çekimine karşı ne yapmış oluyorum? İş. O zaman hangi yönde yer çekimine karşı iş yapmıştır diyor bir yönünde. Ve burada rafta şuradan şuraya sabit hızlı hareket ettiriyor. E o zaman sabit hızlı hareket ettiriyorsak bizim hızımızda bir değişim yok. E o zaman biz fiziksel anlamda iş yapmayız. Çünkü biz bir iş yapıyorsak biraz sonra bahsedeceğiz. Bizim enerjimizde bir neye sebep olmalı bu? Değişime sebep olmalı. Evet bakıyorum sırada başka bir ÖSYM sorumuz 2017 YGS. Yatay ve düz bir yolda hareket eden bir cisme hareketiyle aynı yönde ve doğrultuda uygulanan FD dış kuvveti. Hareket yönüne dik doğrultuda ve yukarı yönlü FN tepki kuvveti. Hareket doğrultusunda ve ters yönlü FS sürtünme kuvveti şekildeki gibidir. Buna göre hangi kuvvetler fiziksel anlamda iş yaparlar. Fiziksel anlamda iş yapabilmemiz için kuvvet ve aldığı yol aynı doğrultuda olmalıydı. Bakın hareket doğrultusunu göstermiş. Bu doğrultuda elimizde FD ve FS var. Demek ki sadece bu iki kuvvet iş yapacak. O halde doğru cevap seçeneğim D seçeneği olmuş oldu. Yine bir örneğimiz var. Diyor ki Kerem yerdeki bir cisme yataydan şöyle Kırklık bir kuvvet uyguluyor. Ee, şu tarafa doğru hareket var. Sürtünme kuvvetimizde harekete zıt 10 Nm'miş. Ee, ve 10 metre yol aldırıyorlarmış. Buna göre işçinin yaptığı işin... Bakınız buradan e, iş sorularında soruyu neyi soruyor onu bulacaksın. Şimdi diyor ki bize işçinin yaptığı işi soruyor. Yani işçinin üzerinde sürtünme olsa da sadece işçinin uyguladığı kuvveti alacağız. 40 çarpı 10 yani 400 Joule. Ne demiş? 300. Yanlış. Diyor ki sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Sürtünme kuvveti diyor. Yani F kuvvetini görmezden geleceğiz. Sadece sürtünme kuvvetine bakıyorum. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş eksiydi. 10 çarpı 10'dan eksi 100 şu. Yani ikinci öncülüm doğru olmuş oldu. Net kuvvetin yaptığı iş. Şimdi 40 bu tarafa 10 bu tarafa kuvvetler zıtsa ne yaparız? Birbirinden çıkarırız. Yani net kuvvetimiz 30 çarpı 10 ne oldu? 300 J. Yani üçüncü öncülümüzde doğru. Doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Şimdi enerjiyi tanımlayalım. Enerjiyi hangi harfle gösteriyoruz? E harfiyle gösteriyoruz. Şöyle enerji bizim için nasıl bir büyüklük? Skaler bir büyüklük ve SI'daki enerji birimi karşılığımızda Joule olacak. Enerji dediğimiz şey bir sistemin iş yapabilme yeteneğine biz ne diyoruz? Enerji diyoruz. İş yapabilmek için enerjiye ihtiyaç vardır. Yapılan iş her zaman neye dönüşecek? Enerjiye, potansiyel ya da kinetiğe dönüşecek. Ee, bir cisme yapılan iş cisimde enerji değişimine sebep olur diyoruz. Şimdi Yapılan iş enerji değişimine sebep olacak. Bir de biz fizikte bir şeyin başına delta getirirsek bu ne demekti? E son eksi E ilk. Şimdi bakınız eğer ki delta E'miz yani E son eksi E ilk sonucumuz pozitif çıkabilir. Negatif çıkabilir sıfır çıkabilir. Eğer ki E son eksi E ilk sıfır çıkarsa yapılan iş sıfırdır. Yani iş yapılmamıştır. Yapılan e, delta E yani E son eksi E ilk negatif ise cisim iş yapmıştır. Kolay bir iş diyebiliriz. Ya da sonuç pozitif çıktıysa cisim cisme e, ya da ne diyelim cisim iş yapmıştır diyebiliriz. Şöyle yapalım. Cisme iş konuşamadım. Tekrarlıyorum. Cisme iş yapılmıştır deriz. Sonuç artı çıkarsa. Örneğin halterci halteri yukarı çıkardığında son potansiyel enerjisi ilkinden büyük olduğu için delta E pozitif çıkar. Burada sisteme yani haltere iş yapılmıştır. Barajlardaki sular döküldüğünde delta E negatif çıkar. Burada da su dış sisteme iş yapmış, elektrik enerjisi üretmiştir. Yani artı ve eksi işten kastımız açıkladığımız örnek. Hemen bir grafiğimize bakalım. Kuvvet yol. Şimdi bakınız kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan. Buradaki dikdörtgenin alanı F çarpı X. E bu da nedir bize? Neyi veriyordu? İşi veriyordu. Şimdi şöyle yapalım. Bu yol ekseninin üstündeki işler bize artı yazacak x'in altındaki işler ise eksi yazacak. Yani üstteki işleri toplayacağız. Alttakiler eksiydi ya. Net işi sorduğunda alttakileri üsttekilerden çıkaracağız diyorum. Peki enerji yol grafiği. Şimdi demiştik ki yapılan iş enerji değişimine eşitti. İş neydi? Kuvvet çarpı yol. Şöyle. Şimdi enerji yol grafiği bunun da eğimine bakalım. Eğim neydi? tan alfa. Karşı bölü komşu. Şimdi o zaman her iki tarafı x'e böldüğümde bakınız delta e bölü delta x bize cismin üzerine etki eden neyi veriyormuş? Net kuvvetimizi veriyormuş. Daha sonra gücü tanımlayalım. Gücü P harfi ile gösteriyorduk. Skaler bir büyüklüktü. SI'daki birim karşılığı da ne olacaktı? Watt. Aynı zamanda 1 kW neydi? 1000 watt idi. Güç dediğimiz şey ise birim zamanda yapılan işe ya da birim zamanda harcanan enerjiye güç diyoruz. Bakınız iş bölü zaman, enerji bölü zaman. Enerji birimimiz جول, zaman birimimiz saniye. O zaman جول bölü saniyenin karşılığı da kim olacak? Watt olacak diyoruz. Şimdi güç eşittir iş bölü zaman. İş dediğimiz şey neydi? Kuvvet çarpı yol bölü zaman. Şimdi bakınız burada x bölü t neydi bu? Yol bölü zaman. Bir iki föy önce biz yol bölü zamanı ne diye tanımladık? Hız. O zaman güç eşittir kuvvet çarpı hız. Bakınız bunu ÖSYM bu formül olarak bile ne yaptı? Bunu sordu bize geçmiş yıllarda. Şimdi devam edelim. Bakalım sırada ne var? hemen bir örneğimiz varmış. Şimdi sorularda güç sorularını nasıl ayırt edeceğiz hocam diye sorabilirsiniz. Şimdi güç formülümüz neydi? Enerji bölü zaman ya da iş bölü zamandı. O halde bir işi yapılma süresinden bahsediyorsa işin içinde bir işi en kısa sürede diyorsa süre kısaysa bakınız azsa güç en fazladır. Bir işi ya da aynı işi en kısa sürede yapan her zaman daha güçlüdür diyeceğiz. Yani güç arıyorsak bize işi zamanla yaptırtması lazım. Şimdi bakalım 2019, 2019 TET sorumuz. Eşit kütleli katımcıların performanslarını sergiledikleri bir yarışmada her birinin kütlesi 50 olan 10 adet çimento torbasını 10 metre yüksekliğe en kısa süre bakınız almam gereken mesajı aldım. Bir iş yapacağız. Çimento torbalarını yukarı çıkaracağız. Yani bir potansiyel enerji değişimi var ve bunu da en kısa sürede yapan yarışı kazanacakmış. Yani neyi arıyoruz? En güçlüyü arıyoruz. O halde doğru cevabım D. Ortaya çıkardıkları güç niceliği dikkate alarak kazanan belirleniyor deriz. Devam ediyorum bakalım yine bir örneğimiz var. Buna göre firma yeni alacağı kepçelerde koşullardan hangileri öncelikle bakmalıdır? Binaların yapılacağı alanı kazmaya başlıyor. Ancak kazıyı yapan kepçelerle iş devam edilince yetersiz olduklarını ve işin gecikeceğini bakınız bulduk. Sihirli kelime gecikme. Yine zaman var, yine bir iş var. Güç eşittir iş bölü zaman e gecikirse t artarsa güç ne yapar azalır yani biz gücü arttırmalıyız yani daha güçlü olmalıyız o yüzden cevabım yalnız 3 yani b seçeneği olur diyorum Şimdi örnek 6'ya bakalım. Ali, Sema ve Esra araçları ile trafiğe kapalı alanda yarışmak için hazırlık yapıp başlama çizgisinde aynı anda yarışa başlıyorlar ve bitiş çizgisine gelinceye kadar harcadıkları enerjiler sırasıyla 2500, 1600 ve 1200 kJ oluyor. Ali'nin aracı dizel olup 250 beygir gücü, Sema'nın aracı benzinli olup gücü 200 beygir, Esra'nın aracı elektrikli olup gücü 200 beygirdir. Buna göre yarışta birinciden sonuncuya göre demiş. Şimdi o zaman güç eşittir V bölü T. Benim yarışı kazanmam için bu yarışı en kısa sürede tamamlamam lazım. Yani buradan T'yi yalnız bırakırsak V bölü P ya da enerji bölü P olur. Harcanan enerji bölü güç. O zaman yazalım. Kim için yazalım önce? Bakıyoruz enerjiler sırasıyla diyordu Ali. Ali'den başladık. Ali'nin enerjisi ne kadar? 2500. Arabasının gücü ne kadar? 250. Gitti, ne geldi buradan? 10 geldi. Şimdi kime bakacağız? Sema'ya bakalım. Sema'nın e, enerjisi ne kadar harcadığı? 1600. Daha sonra da şeyi ne kadar e, gücü ne kadar diye bakacak olursak, gücün ne kadar vermiş? 200 gitti. Buradan ne geldi? 8 geldi. Daha sonra kime bakalım? Esra mı vardı? Esra'ya bakalım. Esra için enerjisi ne kadar Esra'nın? 1200. Arabasının gücü ne? 200. Buradan da ne gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. Şimdi o zaman en kısa sürede Esra, sonra Sema, sonra Ali. O halde doğru cevap seçeneğim C olmuş oldu. Evet arkadaşlar şimdi ee, sorularımız bitti. Mekanik enerji ile devam ediyoruz. Şimdi mekanik enerji dediğimiz şey e, sistemin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamına biz ne diyorduk? Mekanik enerji diyorduk. Mekanik enerji çeşitleri öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi, dönen cisimlerin dönme kinetik enerjisi şeklinde sıralanabilir. Isı elektriksel enerjiler ise e, mekanik enerji değildir. Şimdi öteleme kinetik enerji. Öteleme kinetik enerji dediğimiz şey bir cismin hızından yani hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye biz öteleme kinetik enerjisi diyoruz. Ve bu öteleme kinetik enerjisini 1 bölü 2 mv kare formülüyle buluyoruz. Ek kinetik enerji. Bu bir enerji olduğuna göre birimi ne olacak? Joule olacak. Yine bir enerji olduğu için skaler bir büyüklük olacak. M dediğimiz şey kütle. V dediğimiz şey ise neydi? Hız. Kütlenin birimini kilogram, hızın birimini de metre bölü saniye ne yapıyoruz? alıyoruz. Devam edelim bakalım sırada neyimiz varmış? Hemen bir örneğimiz varmış. Bakalım bize ne diyor? Şekildeki noktalardan aynı anda geçen KLM araçlarının kütleleri M2, M3, M olup sabit hızla ilerleyerek S noktasına aynı anda dolaşıyorlar. Bakınız S noktasına aynı anda yani 3 araç içinde geçen süre ne olacakmış bakınız eşit olacakmış. Bu yolda KLM araçlarının öteleme kinetik enerjiler arasındaki ilişkiyi istiyor. Şimdi bunlar e, sabit hızlarla hepsi K'de, L'de, M'de ayrı ayrı sabit hızlarla hareket ediyor. Sabit hızla hareket eden cisimlerin aldıkları yollar hız çarpı zamandır. Şimdi bunlar için geçen süreler aynı olduğuna göre yolla hız doğru orantılı. Şimdi bakınız M, D kadarlık yolu V hızıyla alırsa L, 2D'lik yolu 2V, M ise 3D'lik yolu 3 ve hızıyla alır deriz. Şimdi bizim kinetik enerji formülümüz 1 bölü 2 mv kare idi. O zaman k için yazalım. 1 bölü 2 m 3 v'nin karesi 9 v kare. L için yazalım. 1 bölü 2 2 m 2'nin karesi 4 v kareden 1 bölü 2 8 mv kare yaptı. M için yazıyoruz. 1 bölü 2 3m v kare. Şimdi bunları büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak en büyük k, sonra l, sonra m. Yani doğru cevabım e seçeneği olmuş oldu. Evet 8 numaralı örneğimizdeyiz. Bir koşucu maratonda e sabit kinetik enerjili koşmaktadır. Bu koşucu bitiş çizgisine yaklaştığında hızını arttırarak ilk katına çıkarıyor. Buna göre koşucunun bakınız kinetik enerjideki artışı. Şimdi bu koşucunun ilk hızına v diyelim ve buradaki kinetik enerjisine e demişiz. Koşunun sonuna doğru hızını iki katına çıkarıyormuş. O zaman E üstü eşittir. 1 bölü 2 M 4 V kare. Yani buradaki enerji E ise buradaki enerji 4 E oldu. Diyor ki kinetik enerjisindeki artış kaç E'dir? Ne oldu bakınız artışımız 3 E. Yani doğru cevabım C seçeneği oldu. Yer çekimi potansiyel enerjisi. Bir cismin bir referans noktasına göre yüksekliğinden ve ağırlığından dolayı sahip olduğu enerjiye yer çekimi potansiyel enerjisi denir. Şimdi bakınız yere göre h kadar yüksekte. O zaman bizim potansiyel enerji formülümüz ne olmuş oldu bakınız? mgh olmuş oldu. M dediğimiz şey neydi? Kütle. G dediğimiz şey neydi? Yer çekim ivmesi. H dediğimiz şey neydi? Yükseklik idi. Devam edelim bakalım. Şimdi bakınız bu önemli notu güzel. Çünkü biz şu F kuvvetini belli bir yüksekliğe çıkarmak istediğimde işte buraya çıkardım olarak hızının sıfır olduğu anı inceleyelim mesela. Ee, ne yapmamız gerekiyordu? Ee, yapılan iş kuvvet çarpı kuvvet doğrusuna alınan yoldu. Şimdi o zaman bu cismin F kuvveti de ne yapmamız lazım? Ne kadar? Mg kadar cismin ağırlığı kadar çarpı H. Yapılan iş bu oldu. E biz az önce Mg H'ı ne diye tanımladık? Bakın potansiyel enerji. Şu an biz kime karşı iş yapıyoruz? Bakın yer çekim aşağı doğru ben bunu yukarıya doğru. Yani yer çekimine karşı iş yapıyorum. O halde güzel bir tanım geliyor. Yer çekimine karşı yapılan işe yapılan işe biz potansiyel enerji diyoruz. Yani size sorularda dümdüz potansiyel enerjiyi sormak zorunda değil. Ne diyebilirmiş? Yer çekimine karşı yapılan işi bulun diyebilirmiş. Devam edelim. Sırada bir örneğimiz var. Örnek 9. Yargılarının hangileri doğrudur? Şekildeki yokuşta sabit hızla ilerleyen. Yani şöyle yokuşu biraz büyütelim. Buradaki hızı V ise buradaki hızı da V'dir. Yani buradaki kinetik enerjisi E. Buradan buraya kinetik enerjisi E. Yani kinetik enerjisi değişmiyor. Sabit. O zaman birinci öncül Yanlış. Yere göre potansiyel enerji. Evet bakınız gitgide bu cismin yere göre yüksekliği artıyor. E bizim potansiyel enerji formülümüz da yükseklik arttığı için yerçekim potansiyel enerjisi ne yapar diyoruz artar. Şimdi yapılan iş enerjideki değişimde. Burada bir iş var ve bu iş sonucunda bizim potansiyel enerjimiz ne yaptı? Değişti. O yüzden araca yapılan iş sıfırdır. Yanlış. Doğru cevabımız B yalnız 2 oldu. Şimdi burada güzel bir uygulama var. Şimdi diyor ki referans noktasına göre yer çekimi potansiyel enerjileri nasıl yorumlayacağız? Referans noktamız bakınız x. Şimdi yani yeri x gibi düşüneceğiz. K nerede bakın x'in üstünde. O zaman yapılan iş pozitiftir. Yani x düzeyine göre m kütleli noktasal cisminin k cisminin yer çekimi potansiyel enerjisi MGH'dir. Şimdi L'ye bakalım tam bu düzeyde belli bir yüksekliği olmadığına göre M kütleli L noktasal cisminin yer çekimi potansiyel enerjisi sıfırdır. M'ye baktığımızda referans noktasının altında kaldı. O yüzden X düzeyine göre M kütleli noktasal e, M cisminin yer çekimi potansiyel enerjisi referans sisteminin altında kaldığı için eksi MGH kadardır diyoruz. Daha sonra esneklik potansiyel enerjiyi tanımlayalım. Esneklik potansiyel enerji diyorsak esnemek varsa için o zaman yaylarda depo edilen enerjiden bahsediyoruz. Bir yaydaki uzama ya da sıkışmadan dolayı yayda depolanan enerjiye biz esneklik potansiyel enerji diyoruz. Şimdi benim elimde şöyle bir yayım olsun serbest uzunluğu bu. Daha sonra ben bunun ucuna m kütleli bir cisim bağladığımda bakınız yayım ne kadar uzadı x kadar. İşte bu uzamadan ya da bu bir sıkışma olabilirdi. Bundan dolayı yayda bir enerji depolanacak. Biz bu enerjiyi 1 bölü 2 k x kare ile bulacağız. K dediğimiz şey neydi? Yay sabitiydi. Yaya özgüydü. Yayın cinsine bağlıydı. X dediğimiz şey ise uzama ya da sıkışma miktarı. Peki biz bu uzamayı ya da sıkışma miktarını nereden buluyorduk? F eşittir K çarpı X. Aslında başında eksilik var ama işlem yaparken bunu kullanmıyoruz. Buradaki eksilin tek bir amacı vardı. O da neydi? Bu yayın geri çağırıcı özelliğini göstermekti. Şimdi yaydaki uzamayı da KX'den bulacağız. Mesela bu gösterdiğim uygulamada yaydaki uzamaya ne sebep oluyor? F kuvvetimiz ne? MG eşittir kx şeklinde ne yapacağız? Çözeceğiz. Şimdi sırada bir örneğimiz var. Hemen bakalım. Diyor ki şekil 1'de yüksekliği h olan esneklik katsayısı k olan sıkışmamış bir yayın üzerine g ağırlıklı bir cisim konulduğunda bakınız bu kadar sıkıştı. Buna göre yayda depo edilen enerjinin formülünü soruyor. Şimdi EP neydi? 1 bölü 2 kx kare. Ama bize burada x'i Vermemiş yani bunu tanımlamamız lazım. Bu yaydaki sıkışmayı nereden buluyordum? F eşittir kx'ten. Peki benim yayımı sıkıştıran kuvvet ne? Cismin ağırlığı. K çarpı X. Buradan X'i yalnız bırakırsak G bölü K. Şimdi bunu ne yapacağım? Alacağım burada yerine yazacağım. EP eşittir. 1 bölü 2 K. G kare bölü K kare. Gitti. Son durumda g kare bölü 2k. Yani bunu bu kadar ayrıntılı yazmama gerek yok. Potansiyel enerji nelere bağlı demiş. O zaman potansiyel enerjimiz g'ye ve k'ya bağlı. Doğru cevabım d seçeneği oldu. Mekanik enerji. Az önce dedik ki bir cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin tamamına biz ne diyorduk? Mekanik enerji diyorduk. Bir cisme yapılan iş sürtünme yoksa mekanik enerjiye dönüşüyor. Eğer ki bizim sistemimize dışarıdan etki eden bir e, sürtünme kuvveti yoksa ve dışarıdan etki eden bir net kuvvet dış kuvvet yoksa mekanik enerjimiz korunur. Zaten biz ne diyoruz enerji için yoktan var edilemez var edilen enerji ise yok alamaz ancak başka bir enerjiye dönüşür diyoruz. O halde bakalım sırada bir örneğimiz var. M kütleli bir cisim esneklik kat sayısı k olan bir yaya v sıfır hızıyla fırlatılıyor. Cismin yayı x kadar sıkıştırdığı e, hızı ve yerden yüksekliği h olduğuna göre bu anda cismin yere göre. Şimdi bunu şöyle yapalım. Bu ana göre cismin değil de sistemin yere göre mekanik enerjisi nedir değil mi? Yani bize şurayı soruyor. Şimdi cisim buraya kadar gelmiş önce yayı x kadar sıkıştırmış o zaman şu an sistemde 1 bölü 2 k x karelik yayda sıkışan bir esneklik potansiyel cismin burada bir hızı olduğu için kinetik enerjisi ve cisim h kadar yüksekte olduğu için bir potansiyel enerjisi mevcut o halde doğru cevap seçeneğim a olmuş oldu. Şimdi ise föyümüzde belirlediğimiz e, yine ödev testlerinden soruları çözelim. Şimdi ilk olarak e, bir numaralı soruyu çözelim bakalım. Diyor ki bir aracın motoru araca 3000 newtonluk kuvvet uygulayarak 200 metrelik yolu 10 saniyede aldırıyor. Araca yol boyunca etkiden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 500 Nm'dur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Aracın motorunun gücü. Şimdi o zaman güç dediğimiz şey neydi? Yapılan iş bölü zaman ya da harcanan enerji bölü zamanda Güç eşittir. Şimdi kuvvetimiz motorun araca uyguladığı kuvvet 3000 çarpı 200 Bölü bu işi kaç saniyede yapıyor? 10. Şununla şu gitti. P eşittir 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0. Şimdi biz ne bulduk bunu? Watt. Benden ne istiyor? Kilowatt. O zaman 3 0 atarım. 60 kilowatt olur. O halde birinci öncülüm doğru. Aracın gücü 50 kilowatttır demiş. Şimdi aracın gücünü soruyor bize değil mi? O zaman aracın gücü ne bakacak olursak net kuvvete bakmalıyız. Şimdi bu tarafa doğru 3000'lik bir kuvvet sürtünme de bu tarafa doğru 500. O halde aracın üzerindeki net kuvvet ne oldu? 2500. Ne kadar yol alıyoruz? 200. Şimdi yine güç buluyoruz. Bunu kaç saniyede yapıyoruz? 10. Şununla şu gitti. Ee, 50 sonra da 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Yine biz ne bulduk? Watt. Bunu kilowatt istiyor. 3, 0 attık. 50 kilowatt. İkinci öncül de doğru oldu. Kaybolan yararlı enerji diyor. Şimdi kaybolan yararlı enerji yani sürtünme kuvvetine giden enerjiyi soruyor. O zaman sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Sürtünme kuvvetimiz ne kadar? 500. Çarpı ne kadar yol? 200. Doğru mu? Şimdi o zaman bakalım. 5 kere 2 10. 4 tane 0. 1, 2, 3, 4. Ee, yine biz jül olarak bulduk. Kilo jül istiyor. 3, 0 atalım. Ne kaldı? 100 kilo jül. Üçüncü öncül de doğru. O zaman doğru cevabımız ne olmuş oldu arkadaşlar? E seçeneği olmuş oldu. Şimdi buradan hangi soruyu çözelim? 3 numaralı sorumuzu çözelim bakalım. Diyor ki araçlar harcadıkları enerjiyle doğru orantılı miktarda yakıt tüketirler. Şekildeki araç yatay yolda durgun halden hızını 10 10'a daha sonra da bu arada da 2 gram yakıt tüketiyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre araç hızını 10'dan 30'a çıkardığında ne kadar? Şimdi 10 sıfırdan 10'a çıkardık. Buradaki enerjiye 0 dersek buradaki enerji hani 1 bölü 2 mv kareden 100 ile orantılı bir şey. Sıfırdan 100'e çıkışta 2 gram tüketiyoruz. Şimdi 1 bölü 2 mv karede hız yerine 30 burası 900 ile orantılı olacak. Yani 100'den 900'e enerji değişimimiz ne kadar olacak? 800 ile orantılı bir şey. Şimdi biz yüzlük değişimde 2 gram yakıt yakıyorsak 800'lük değişimde bakın bu 8 katına çıktı bu da 8 katına çıkacak. Yani 16 gramlık bir yakıt tüketiriz. Doğru cevabımız A seçeneği oldu. Şimdi bakalım e, uygulama testinden sorular seçelim. Şimdi uygulama Testinden şu iki numaralı soruyu yapalım. Kütlesi 90 kilogram olan bir leopar, kütlesi 60 kilogram olan avını 1 metre bölü saniyelik sabit hızlı düşey bir ağaca çıkarabilmesi için gücü en az ne olmalı? Güç eşittir neydi? Bakınız e, yapılan iş bölü zaman. Bu neydi? Kuvvet çarpı yol bölü zaman. E, güç eşittir yol bölü zamanda hızlı kuvvet çarpı hız. Şimdi bizim bu leopar ve avı aşağı doğru 90 artı 60 150 kilo. Ağırlığımız ne yapar o zaman? Şimdi kütlemiz 150. Ağırlık mg idi. Onunla çarptık. Yani kuvvetimiz 1500. Çarpı hızı kaç vermişti bize? 1. Demek ki gücümüz en az 1500 watt olmalı imiş. Doğru cevabım E seçeneği oldu. Hemen 2 numaralı soruya bakalım. Şimdi diyor ki Nazlı P ve S dinometrelerin çengellerini birbirine takıp iki yana çektiğinde yay sabit K olan P dinometresinin 20 Newton'u gösterdiğini görüyor. Şimdi biz bu dinometreleri şöyle aynı kuvvetle şöyle çektiğimiz için bu dinometrelerin e, geren kuvvetler eşit büyüklükte olacak. Yani 20-20. ...eşit büyüklükte. Şimdi o zaman biz F eşittir KX demiyor muyduk? F aynı ise yay sabiti uzanımla ters orantılı olacak. Yani K'ya 2K'ya bu 2X uzarsa bu da X uzar diyeceğiz. S dinonometrisinin yayındaki gerilme kuvveti P'deki ile eşittir. Evet buna doğru dedik. E, S dinonometrisinin yayı P'ninkinden... Az uzamıştır. Evet buna da doğru dedik. Şimdi P'de depolanan enerjiye bakalım. 1 bölü 2 K X kare. E, S'de 1 bölü 2 2 K X kare. Ne oldu bakınız? P yayında depolanan enerji S'den daha büyük oldu. İkinci öncülümde doğru. O halde doğru cevap seçeneğim E olmuş oldu. Ve buradaki 4 numaralı soruya da bakalım. Buna göre futbolcu topa en az kaç jüllük iş yapmıştır? Şimdi bakınız burada bir vuruyoruz, vuruyoruz yani bir F kuvveti bir iş yapıyor. Yapılan bu iş sonucunda enerji kazanıyoruz. Ve buraya geldiğimizde kazandığımız enerji nedir? Bakınız hem kinetiğimiz hem neyimiz var? Potansiyelimiz. Kinetik enerji yazalım. 1 bölü 2 m v kare hızımız 20'nin karesi. Artı m g h Şimdi i̇şte bize bunu soruyor, yapılan işi soruyor. Ee, şu 0.5'i 1 bölü 2 şeklinde yazarsak, 1 bölü 4 çarpı 400 artı 5 çarpı, şurası 5 yapar, 5 çarpı 6'dan ne geldi? 30, 130. Yani yapılması gereken en az iş 130 joul imiş. Yani doğru cevap seçeneğimiz B olmuş oldu. Son adımdan da sadece bir soru çözmek istiyorum arkadaşlar. O da 3 numaralı sorumuz. Bakalım. Doğrusal yolda hareket eden bir cismin konumunun zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir. Cismin T, 3, T, 5, T aralarındaki kinetik enerjileri arasındaki ilişkiyi soruyor. Biz neyi biliyoruz? Konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi veriyordu? Hızı. Eğer ki bizim grafiğimiz parabolik değilse böyle düz çizgi ise bu nasıl hızlıydı? Sabit. Şimdi bakınız 0, 2 t aralığında yani şuraya bakalım. Burası boyunca hızımız neydi bizim? Sabitti. Karşı bölü komşu yani 2 x bölü 2 t. x bölü t. Yani benim t anındaki hızım bu. V1 dedik. Daha sonra 3T. Bakınız 3T buraya denk geliyor. Şuradaki çizdiğim üçgenin eğimi. Yani 2T, 4T arası. Karşı bölü komşu. X bölü 2T. Buna V2 dedik. Daha sonra 5T. Bakın 5T burası. 5T içinse şu yeşille çizdiğim üçgenin eğimine bakacağız. Ne dedik? 4T, 7T arası. Karşı nedir? 3X bölü 3T. Ne oldu? X bölü T oldu. Bu da V3. Şimdi V1 ile V3 birbirine eşit ve V2'den büyük. Bu aynı cisim olduğu için hani enerji formülümüz 1/2 mv kare olduğu için hıza bakacağız. Demek ki E1 ile E3 birbirine eşit ve E2'den büyük. O halde doğru cevap seçeneğim B olmuş oldu. Bir sonraki enerji föyünde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.